Herkeste dost ol, herkeste arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Şarkı böyle diyor tebesine de. Kendi arkadaşı olan ünlüleri bul şu magazin aleminde. Herkes, herkeste papaz arkadaş. Küslük var mıydı? 2020'ye girerken hani böyle bir küs defteri var mı? Küs de var, müs de var. Şimdi sıra dışı soluksuz izleyeceğiniz bir tura çıkıyoruz. Ünlüler dünyasında kim kiminle neden küs? Aslında kim kiminle barışık demek daha doğru ya neyse. Gülbencim yoksun ortalarda 1,5 senedir yok. Kuzun? Evet. Bunu bize nasıl izah edeceksin? Evet, çok soracağım önce. Herkese izah edebilirim de sana izah edemeyeceğim. İşte başlıyoruz. Hülya Avşar, Gülben Ergen'le küs. Hem de 25 senedir küs. Çocukluğunu bilir Hülya Gülben'in. Ama kindar kız Avşar kızı unutmadı vakti zamanında Gülben'in kendisi için attığı taşları. Hülya Avşar'ın küs olduğu bir diğer isim Tarkan. Seneler seneler önce Tarkan'ı programına davet etmişti Hülya Avşar. Ama programdan sonra küstüler. O küsüş, o küsüş. Bir daha hiç bakmadı birbirlerine yüzüne. Tarkan kim ya? Avşar kızı başka kimlerle mi küs? Kimler yok ki listede. Nazan Öncel'le küs mesela. Şarkı verme mevzusu yüzünden papaz oldular. Hülya Avşar Deniz Akkaya'yla da küs. Hatta küs demek az kalır onlara. Kanlı bıçaklı, kanlı bıçaklı. Mevzu kim daha güzel, kim daha havalı? Hiçbir şekilde dünya trendlerini takip etmiyorlar. Üzgünüm. Demodeler. Demode olan herkes çirkin. Çirkin demeyelim ama. Deniz Akkaya demişken onun da çok küs olduğu isim var. Mesela Selin Cerci ile küs. Mankendaşları Ece Gürsel ile, Ebru Destan da, Tuğba Özay ile de küs. Ve tabi bir dönem yediği içtiği ayrı gitmeyen dostu Ayşe Hatun Önal ile de küs Deniz Akkaya. Ayşe Hatun Önal demişken o da bir dönem kankisi olan Güzide Duran da şimdilerde papaz. Nereden nereye? Güzide Duran dedik. Güzide Duran Deniz Akkaya'yla da küs. Ve yine Deniz Akkaya demişken Deniz Akkaya Gülben Ergen'le de küs. Gülben Ergen demişken Deniz Akkaya Gülben'in küs olduğu Seren Serengil'le de küs. Twitter'da da tweet'i oldu efendim. Oluyor. Ben her hafta tweet'i oluyorum. Devam ediyoruz. Seren demişken onun da çok küs olduğu isim var. Az önce Gülben'i saymıştık. O listeye Hande İner'i de eklemek gerek. Seren Hande İner'le de küs. Seren sadece Hande ile mi küs? Hande'nin küs olduğu Yeşim Salkın'la da küs. Seren yine küs olduğu Gülben Ergen'in mahkemelik olduğu Ece Erkel'le de küs. Onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Herkes birbiriyle küs olunca oradan oraya atlıyoruz. Dalıdan dala dolaşıyoruz. Ama Hande İner'in Demet Akalın'la da küs olduğunu söylemeden geçmemeliyiz. Bu arada Hande İner Hadise'yle de küs. Gülşen'le de küs tabii ki. Gülşen hem Hadise'yle küs hem Demet Akalın'la küs. Herkes birbirine küsmüş. Küstüm. İstersem sil, istersem maset, istersem. İstersen mi? Demet Akalın, Hülya Avşar'la küs. Demet Akalın, Hande Yener'le en baştan beri küs. Ama Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'le de küs. Fatih Yürek'le de küs. Işık Karaca'yla de küs. Demet Akalın, Erzan Mutlu'yla zaten küs. Alişan'la yıllarca küstü. TV şovu için barıştı. Ama bu yaz muhtemelen yine külecek. Hani alemi cihan olsa benim şerefime, namusuma, haysiyetime, kişiliğime laf söyleyecek adam. Öyle bir adam daha yok yani. Öyle bir adam yok. Alişan demişken onu küsler listesi de baya baya bir kabarık. Mesela eski dostları Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül onlarla küs. Bir dönem yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bu üçlünün aslında hepsi birbiriyle küs. Yani Mahsun, Özcan ve Alişan'la da küs. Özcan, Mahsun ve Alişan'la küs. Alişan, Mahsun ve Özcan Deniz'le küs. Yani üçü de birbiriyle küs. Küstüm. Ara sıra dediğim gibi böyle şeyler yaşanıyor. Sonra bir vesileyle bir yerde gördüğün zaman barışıyorsun, konuşuyorsun. Devam ediyoruz. Mahsun demişken İbrahim Tatlıses'le küs olduğunu zaten herkes biliyor. İbrahim Tatlıses demişken İmparator Ebru Gündeş'le Demet Akalın'la küs. İzzet Yıldızan'la zaten seneler senesi küs. Bütün Türkiye çalmaz Oğuz. Bak çalmayın dersem namusuma çalmazlar. Unutmadan İbo'nun arası Yıldız Tilbe'yle de fena halde açık. Beni dövdüler abi dediği zaman pezemeklerin elinden gittim aldım. Pezemeklerin elinden gittim aldım. Bir dönem şöhret ettiği Ebru Yaşar'la da küstü. Yeni affetti ama her an yeniden küsebilirler. Ebru Yaşar'ın adı geçti. Onun da küsler listesi pek kabarık. Mesela Demet Akalın'dan Hadise'ye Gülşen'den Bülent Ersoy'a kadar pek çok ünlüyle küs Ebru Yaşar'da. Çarpı 5 kim kime dumduma. Tarkan az önce Hülya Avşar'la Tarkan'a küs olduğunu söylemiştik. Ama Megastar Sibel Can ve Ebru Gündeş'le de küs. Tarkan sadece kadın ünlülere küsmüyor. Erkeklerle de pek yok arası. Mesela Tarkan'ın Mustafa Sandal'la olurum olası arası açık. Mustafa Sandal demişken sadece Tarkan'la değil Kenan Doğulu'yla da küs. Mustafa Sandal Bülent Ersoy'la zaten seneler senesi küs.
Bülent Ersoy'u es geçmek olmaz. Onun dargın olduğu ünlülerin liste başında Ajda Pekkan var. Bülent Ersoy daha kimler kimlerle küs. Mesela Kürt giydiği için kendisini zırt pırt eleştiren ömürgelikle fena halde papaz. Bülent Ersoy aynı zamanda imparatorla da papaz. Komik adamlar arasında küslükler var. Ata Demirer mesela, Cem Yılmaz'la arası limoni, Şahan'la selamı sabahı yok. Ve hiç aklınıza gelmez ama Ata Demirer ne alakaysa Ferdi Tayfur'la bile küs. Mehmet Ali Erbil, onun da küs olduğu o kadar çok isim var ki. Mesela Okan Bayülgen'le küs, Mali'nin Sela Sayan'la da arası acık. Hele hele Mali'ye Serdar Ortaç demeyin, yüzüne bile bakmıyor Serdar Ortaç'ın yüzüne. Serdar Ortaç demişken, bir dönem yediği içtiği ayrı gitmediği Ebru Güneş'te artık selamı sabahı yok. Serdar Ortaç'ın sonluklarını saymaya devam ederim. Serdar Ortaç Gülben Ergen'le küs, Serdar Ortaç Hande Yener'le küs, en cinsi ve pop taşı Kenan Doğulu'yla papaz, Gökhan Özel'le papaz. Moralim var ya, en kötü gün yani bugün, hiç keyfim yok. Çay, sigara. Başka hiçbir keyfim kalmadı. Seda Sayın'ın küsler listesini saymış mıydık? Olsun, bir daha sayalım. Kesin unuttuklarımız vardır. Kadırgalı Banu Alkan'la küs mesela. Hiç konuşmuyor. Banu'nun adını duyunca Seda Sayan yolunu değiştiriyor. Erol Küse'yle de papaz Seda Sayan. Eşim Salkın'la bir aralar iyiydi. Yeniden külahları değişti. Siz kimi eleştiriyorsunuz ya? Siz dönün de bir kendinize bakın. Ha, adı geçti sana geldi Yeşim Salkım'a. Onun da küs olduğu ünlüler listesi pek kabarık. Mesela Gülben Ergen'le nasıl kanlı bıçaklı olduğunu cümle alem biliyor. Sadece Gülben Ergen'le mi? Hande Yener'le, Sara Sarangil'le de arası yok Yeşim Salkım'ın. Hele hele Yeşim Salkım'a Hülya Avşar demeyin. Sizi süpürgeyle kovalar valla. Devam ediyoruz küsler listesine. O kadar çok küsüllüğümüz var ki. Mesela Zerrin Özer, Sezen Aksu ile küs, Sezen Aksu, Nazan Öncel ile küs, Nurgül Yeşilçay, Erkan Peytakkaya ile mahkemelik, mahkemelik. Gülben Ergen ile Kadir İnanır mesela. Onlar da küsler. Kadir İnanır, Popçu Çelik ile de küs. Liste sürüyor, manken dünyasına geçiyoruz. Tuğba Özay neredeyse bütün mankenlere küs. Bütün mankenler de elbette Tuğba Özay'a küs. Hadise bir aşk kazası yaşadığı Sinan Akçıl ile küs. Hemcinsler arasında da küs olduğu isimler var hadisenin. Mesela Hande İner'le fena halde dargın, Ece Erken'le papaz, Seren Serengil'le külahları değişmiş vaziyette. Son olarak Ebru Gündeş'le hadisenin arasında da malum. Ne diyordu şarkı? Herkeste dost ol, herkeste arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Güzel diyor şarkı. Ve hemen hemen sahneye çıkan tüm ünlüler bu efsane şarkıyı söylüyor. Ama sadece söylüyor, yaşamıyor.